bütün şampiyonluklarında olan kişi olarak, o dediğiniz, ben futbol adamı olarak baktığım zaman Mehmet'in de söylediği gibi girmek istemiyorum ama dostumsunuz, arkadaşımsınız, abimsiniz. Çok değerli bir abim var bir kere. Yaptığı başarı da ortada. Bunun hiç konuşmasına da gerek yok. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bunu konuştuğumuz çok şeylere gider bu olay. Ben takdirine bırakıyorum kamuoyunun. Böyle bir insanlar, böyle bir değerler, bunun gibi değerler bizim abilerimiz var burada, şampiyonluk yaşayan. Bana göre, ben Brezilya'ya maçlara gittim. Hepsinin heykeli dikildi. Ahmet Suat, Özkan Sümer rahmetli ve o oyuncuların da o Akyaz'ın etrafına heykeli dikip onları daha çok tanıtmamız lazım. Kitaptan değil, o heykelinle beraber tanıtmamız lazım. Yani Balmumu heykeliyle beraber. Ben istersen bunları isterim. Çünkü hani ben de şampiyonluk yaşadım ama ben değil, onlara daha çok değer verilmesi lazım. Bura İngiltere gibi futbolun beşiği bir yer. O yüzden de biz önce onlara saygı duyalım. Sadece dolma şeylerine gitmeyelim. Yani Gökdeniz, Fatih Teke, Hüseyin Cemşir, bunların yatlara, onlara da çalıştım. Ama bugün bir genç çocuk onları tanıyor. Veya 40'lı yaşlar ki onları taşıyor, yani tanıyor. Ve onlar aynı yola çıktığım zaman yatlarının peşinde herkes gidiyor. Yatlara bana efsane söylüyor. Ama şampiyonluklarım var ama yatlarının peşine 100 kişi giderken bizim peşimize bir kişi geliyor. Önemli değil. Önemli olan bizim o kimliğimizi, yani sizlerin tanıtması daha iyi diye düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir devrim yapıldı burada. Bence, yani konuyu biraz dağıttım belki ama Şenol Güneş'i hiç konuşmanın bir anlamı yok. Ben abim diye de söylemiyorum ki, bunu söyledim, açık yürekli bir insanım. Çok değerli bir insan, öğretmen, buranın bağrından çıkmış, bura için ölen kişi. Yani ben bunu da hani onu savunma adına söylemiyorum. İyi bir futbol adamı. Başarılı olduğun zaman herkes iyi arkanda, başarısız olduğun zaman sıkıntılar oluyor. Bence tartmaları lazım. Yani onların vicdanına bırakmak lazım. Yani şimdi ben Tuncay bu konuda, yani Mehmet'ten de konuştum. Ama açık ve netim, aynı şeyi bir daha söylüyorum. Gurur duyduğumuz bir kişi, yani bir futbol adamı olarak. Yaptığı başarılar ortada. Ama futbolda bunun ölçüsü yok. Yani düne dönemiyorsun. Dün de ben şampiyonlukla yaşadım veya şampiyonluklara döndüm. Ama bu sefer önüme bakmak zorundayım. Ben önüme bakmasam, başarılı olmasam beni kim? Ya, geçmişime bakmıyor ki adam. Geleceğime bakıyor. Buraya katkı yapıp da zamanla sonra anlaşılıyor. Bunu da ne söylesem uzunca bu konu girecek Tuncay'cığım. Yani inan ki bunu Mehmet'le de paylaştım. Hiç o konuya girersek sıkıntılı bir dönem yani. Ben bunu Şenol Hoca manasında değil, teknik adam. Anladım. Ben de o şekilde söyledim. Bana göre, yani bana göre ülkenin en başarılı hocası. Ona göre değil. Bana göre doğrular yapıyor. Eksikleri de oluyor. Biz de mesela, burası futbol şehri. Senden aynı bir, hepimiz buradan gelsek, bir takım çıkarsak, bizle beraber olsanız kamp süreci, yemin ediyorum kimse aynı kadroyu çıkartamaz. Varsa öyle birisi, ben tebrik ederim onu. 11'i aynı şekilde çıkartamazsın. Mahkeme 3 tane eksik bulursun. Yani bu böyle. Çünkü bunun yani ölçüsü yok. Ama baktın mı, dünya ölçüsü olan bir kişi, Avrupa şampiyonasına giden bir kişi, oyuncu yetişen, yaş ortalaması genç bir takım, öncesindeki Norveç, Hollanda, Fransa gibi maçlarda galip gelen bir takım 29'da 6 mağlubiyet. Yani onun için bunu hiç konuşmanın da bir anlamı yok. Yani ben ona hiç girmesem daha iyi olur. Yani ben Hekimoğlu'nu konuşsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani